yani gerçi hani fantastik bir soru ama böyle bir krem olsa, bir şey olsa da hayatında bir şey değiştirmek ister miydin? Hani sürdün ve bir hakkın var, bir şey yapacaksın. İster miydin böyle bir şey? Yani aslında kendi hayatımdan memnunum. Ama tabii çok ütopik şeyler istemek de hani şunu yapardım ve dünya değişirdi demek o kadar zor ki yani. Çünkü fazla ütopik. Fazla ütopik. Evet, istemek için fazla ütopik. Sen Emine? Ha, şimdi düşündüm ama bilmiyorum gerçekten. Eğer böyle bir şey olsaydı böyle insanlara yardım ederdim. İnsanlara yardım ederdim. Evet, öyle bir krem sürürdüm yani mesela. Kremsiz yardım edemiyorum diyorsun insanlara. Yani hayır, öyle bir krem normalde olsa diyorum. Normalde yardımsever biri değilim ama ancak hayır. Krem çıkarsa yardım ederim diyorsun. hayır yani öyle bir krem mesela yani böyle hasta insanlara iyileşmek gibi. Ha, hasta insan bayağı kremi krem gibi algıladın bayağı. Evet, Meryem bayağı yani ona diş macunu falan sürüyoruz biz. Ya onda sıkıntı yanıklara diş macunu kesiklere tütün yani öyle krem gideriz yani. Sen ne iyileştirmek isterdin, bir şey var mı da böyle aklında? Hayatımla ilgili, hayatımdan her şeyle ilgili, hepsiyle memnunum ama galiba dünya barışı için kullanmak mantıklı olurdu. Bu ara dünyada barışa ihtiyaç var galiba. Biraz zor ama. But then you have to make yeah, Allah şükür olsun hayatımızdan memnunum. Beni yemeyin ya. Ya bırak abi, ne güzellik yarışmasına katılmış kız gibi dünya barışı için kullanır. Ne öyle ya? Abi, foklar ölmesin falan. Ne oluyoruz ya? Sordum yani günlük hayatımda. Foklardan bahsetmiyorum. Günlük hayatımda işte hayatımla ilgili Allah'a şükür hiçbir sıkıntım yok. Yok. Dünya barış. Biz dünya bunu seyircimize şöyle sorduk. Dedik ki yani böyle bir krem olsa. So he wants to be Obama. Obama'yı mı değiştirmek ister? Peace, world peace, Obama istiyor. Ne diyor? Dünya barışını sağlamak için Obama mı olmak isterdiniz? Ha, dünya barışını sağlamak için hani büyük birisi mi olmak isterdin diyor. Hayır, eğer öyle bir imkanım varken. Varsa bu halimle de yapmayı tercih ederdim. Obama değil, kendim olmak isterdim. Bak biz şöyle sorduk soruyu seyircilerimize. Bir krem var, sürdünüz, görünmez oldunuz. Oo, ne kadar güzel bir şey. Görünmez oldunuz. Neler yapardınız diye sorduk. Çok güzel cevaplar geldi seyircilerimizden. Görünmez olsaydım sevdiğim adamı uyurken sabaha kadar izlerdim. Yani Suat'ı demiş. Kolumun uzanamadığı yerler açıkta kalırdı diye. Bu kim ya? Kim bu? Kolumun uzanamadığı ya, her yeri görünüyor, şurada bir yerler görünmüyor. Evet, peki. Görünmez olsaydım bir şey yapmazdım, yapanları seyrederdim. Kremi satışa sunar, herkesi görünmezlikten faydalanın isterdim. Bencil değilim çünkü. Bencilliği ise ama uzatmış arkadaş, tamam. Kimin dost, kimin düşman olduğunu anlardım. Görünmez olsaydım. Yanımdaki çocuğun sakızını çıkartmak isterdim. Görünmez niye? Yak yaklardan var yani. Seyircisiz oynama cezalı maçlara gitmek isterdim. Kremi arkadaşlarıma da sürerdim, beraber seyrederdik. Zaten kimse beni sallamıyor, görünmez olup ne yapacağım abi demiş. Beyaz'ın evine giderdim, görünmez olsaydım. Mustafa Ceceli'nin eşi Sinem Ceceli'nin yüzüne sahip olmak isterdim diye yazmış bir arkadaşımız. Bak, evet. İlk yapacağım şey banka soymak. Çok gerçekçi, gerçekten. Banka soymak. Abi bunu kim yazdı ya? Babamın kafasına lahmacun küreğiyle vurmak isterdim diye. Bu aile içi şiddeti de geçmiş başka. Şiddet kısmını geçmiş artık. Lahmacun küreğiyle koyuyor babası. Eyvallah. Abi beni sapık mı yapacaksınız ya? Aklıma kötü şeyler geliyor yazmış. Beyaz'ın yanına oturduk, Başkent Üniversitesi. Bütün derbilere beleş girerdim. Görünmez olacaksak niye sürüyoruz ki? Bu hiç anlamamış. Ya hiç anlamamış yani hani. Bambaşka bir kafa. Görünüyor muyum diye aynaya bakardım diyor. Allah. Ya bu Fenerbahçe'de okumak istemezdim bunu ama güzel yazmış yani. Nişantaşı Üniversitesi'nden bir arkadaş. Diyor ki görünmez olsaydım Fenerbahçe Müzesi'ne Avrupa Kupası bırakırdım demiş. Mia Martina'nın yanına oturdum.
Göründüğüm gibi oturdum. Ne bileyim ya, bulurdum bir şey herhalde yazmış. Bu gece Myanmar... Aman. Yolda yürürken insanlara tokat atardım. Allah Allah. Zevke bak. Bütün evlere tek tek girip çıkardım. Ne oluyor? Bakmakta fayda var diye. Ya işte bak, bunu seviyorum. Görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun. Biz memur çocuklarıyız. İşçi çocuk. Bizim büyük algımız küçük. Bak, Eser içinden bir sayı tut. Tuttun mu? Kaç? Üç. Üç. İşte küçük düşünüyorsun. Böyleyiz. 37.000 tutmuyor mesela. Hani 16 milyon tutan yok yani. Kaç tuttun? 5. Sen 3. Yani büyük düşünemiyoruz. Yani adama diyorsun ki bak, görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun. Ya her şeyi yapabilirsin görünmez olsan. Al. Ücretsiz otobüse binerdin. Ya bizi ayakta tutan maneviyattaki şeylerden bir tanesi bu. Gerçekten de bu. Yani böyleyiz yani. Cana yakın samimi içine koyarsan koy. Ha, bir taraftan da işte büyük düşünemiyoruz yani. Ben de öyle. Bana maaş versinler. Ticaret adamı olamam yani. Ceceli'nin yanına gitmek, onu izlemek. Elda göndermiş. Parça başı etek klape işine girelim. Bu ne ya? Görünmez olsan niye giriyor? Parça başı etek klape işine girelim. Burak Özçi biti kaçırıp evlenirdim. Eczaneye gidip o kremin geri kalanlarından da alana çalardım. Çünkü yıkanınca çıkabilir diyor. Eski sevgilimle ona duyurmadan yaşardım. Vay arkadaş, vay 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 vay. Her yerime iyice sıvardım. Bunu nasıl okuyacaksın? Neyse. Her yerime iyice sıvardım. Bayağı bir yedirirdim başka, yani açık vermeyeyim diye. Açık vermeyeyim diye demiş yani. Evet. Metrobüs kuyruğunda en öne geçerdim. Geriye kalan kremi görünmez edip tek görünmez ben olurdum. Beyaz güldürme beni. Ben onu yaparsam yayını yapamazsın sevgi. Evet. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.